Irmak. Fırat, nihayet. Bu ne biçim kırık? Şey, burkulmuş sadece. Ayağım o kadar şişmişti ki, bir de çok acıdı. Ters söndü falan, ben de kırıldı zannettim o yüzden. Bırak ayağı şimdi. Bebek nasıl? İyi, iyi çok şükür. Herhangi bir sorun yok. Dinlenmem lazım sadece. Taburcu edebilirlermiş ama otelde yatmam gerek. O çocuk doğana kadar hiçbir yere kıpırdamayacaksın buradan. Bu halinle zaten buralara kadar gelmen büyük bir sorumsuzluk Irmak. Ben bir otel ayarlayacağım Deniz. Bak sen ne kadar endişelendi bebek için. Ne kadar korkmuş. Kanıma falan bir yalanla değil mi? Balayını zehir etmek için yaptım bunu. Bebek haberiyle bir şey olmadı, araları bozulmadı. Ne yapayım diye düşündün. Kırıktı, kanamaydı. Vay be. Korkunç bir insansın Irmak sen ya. Bittin benim hayatım, haberin olsun. Korkunç bir insansın. Hepiniz benim sahtekar bir yılan olduğumu düşünüyorsunuz. Tek bir şey kaldı benim elimde tutunacak. Çocuğumdan başka hiçbir şeyim kalmadı. Onu da bana fazla görüyorsunuz. Ama ben kimsenin hayatını zehir etmek istemiyorum. Çok düşündüm son birkaç gündür. Çocuğu aldıracağım ben. Ne? Sen ne diyorsun yine abuk sabuk konuşuyorsun? O çocuğu aldıramazsın. Senin amacın ne Irmak? Oyun mu oynuyorsun benimle? Sen istemiyor olsan da o çocuk doğacak. Eğer benim çocuğumun kılına zarar gelirse seni gerçekten öldürür. Öldürürsen öldür. Küçücük şey hepinize fazla geldi zaten. Yeter ki sizin huzurunuz bozulmasın. Mutlu mesut yaşayın, değil mi? Sen beni çoktan öldürdün Fırat. Ben de senin çocuğunu öldüreceğim. Sen gerçekten delisin. Gerçekten delisin. Şadiye, kızım sana yiyecek içecek bir şeyler alalım mı? Ha? Yok Gülüm abla, zaten ikimiz bir şey almıyor. Almaz yavrum, alır mı bu hal? Elleri kırılsın geberesice. Öyle deme. Zaten ölecek mi kalacak mı belli değil. Doktorlar hiç ümitli şeyler söylemiyorlar. Söyleme öyle. Konuşa durun, benim biraz işim var. Geleceğim ben sonra. Sana ne be kızım? Sana ne be? Allah yarattı demeden seni döverken, seni bu hale getirirken onu hiç iyi anla mı kızım ya? Vallahi abi biz de anlamadık yani. Çok kötü durumdaymış çocuk. Jiletle falan kazıyacaklarmış yani. Allah Allah. Kim yapmış olabilir ki böyle bir şey ya? Vallahi bizde hiç alakası yok. Biz şöyle bir okşadık bıraktık. Hani zaten böyle işler yapmıyoruz artık. Politikamız değil hani. Bak şey diyorum, hak etmedi değil. Ama biz yapmıyoruz. Bir de abi bu amatör işi. Beceriksiz adam işi yani bu. Doktor bey, bizim hastamızla ilgili yeni bir durum var mı? Az önce uyandırdık. Şimdi testlerini yapıyoruz. Az da olsa bir umut var. Teşekkürler, sağ ol. Şimdi izniniz. Katır gibi çıktı ya. Efendim abi, bir şey mi dedin? Yok diyorum. Öldürmeyen Allah öldürme ya. Ya Moskov abi be. Hani şimdi bak, ikinci kattan atılan adam böyle ölebilir de ölmeyebilir de, onu tam kafa üstü bırakman lazım yani. Bu işin bak temizi nedir biliyor musun? Dördüncü kat. Bırakırsın dördüncü kattan, fıçık. Dama mama çıkarsaydın, niye öyle bir şey yapmadın? Fıçık da lan, abuk sabuk konuşma. Fıçıkmış. Ay Şadi, kızım bırak şu inadı. Bu halde hastane köşelerinde olmaz be yavrum. Hadi kalk bize gidelim. Ümmü abla olmaz. Ben bırakamam Zafer'i bu halde. Ay Şadiye, hala seviyorum değil mi bana şu iti ya? Ne yapacaksın Ümmü abla ya? Demek ben de rahmetli anama çekmişim. Yok,
Yok Şadiye, o öyle değil. Ben biliyorum sen şimdi vicdan yapıyorsun. Bu adam gitti benim için terziyi öldürdü. Yıllarca hapislerde çürüdü diyor. Ama bir de bunun başka tarafı var. Acık kendine sahip çıkaydı. Acık sana sahip çıkaydı. Bütün bunlar olmazdı. Sen az mı çektin be ya? Bak adım gibi eminim. İki gün sonra sen sinirleneceksin. Adamın kafasını patlatıp kaçacaktın. Şu an ölüm döşeğinde olan ben değilim Zafer. Ya başka türlü davranmamı beklemeyin artık benden. Şadi, üzülme artık güzelim ya. Hani doktorla falan da konuştuk. Bir ümit var diyor doktor. Sahi mi söylüyor? Sor babana sor. Baban da oradaydı. Kızım hadi. Güzel haberi de aldım. Kalk gidelim. Hadi bir tanem eve gidelim. Bize gidelim kızım. Ümmü abla, şimdi ablası bekliyor evde. Bir de Fırat abi seyahate çıkarken hani bize emanet etti hanımları. Biz o yüzden eve geçeceğiz. Siz de gelin istiyorsanız hep beraber gidelim. Yok şey, sen istiyorsan git. Benim biraz işim var. Akşam gelirim ben. Yok. Ben de gideyim dükkana. Çırak mahvetmiştir ortalığı. Görüşürüz kızım. İyi, biz de bir yürüyüşe çıkalım. Bir hava alırsın. İyi gelir belki. Ha? Ya Şadiye, biz niye duruyoruz burada ya? Niye duruyoruz ya? Yani doktorlarla bağlantımız var, abim zaten ilgileniyor. Bir de güzelim, bu film bitti senin için ya. Jenerik akıyor artık, lütfen ya. Ya olmaz diyorum, bırakamam onu ben burada böyle bir başına. Şadiye, bak şimdi. Bu adam iyileşse, dışarı çıksa, zıplasa böyle, iyi olsa yani. Abim de izin verse, ki bak vermez ki. Ama verse yani. Es kaza verdi. Ben izin vermem. Ben izin vermem senin bu adama gitmene tekrar. Sana ne be? Sen beni hiç tanımamışsın Şadiye ya. Ben öyle yürürken yolda bir itin ağzında serçe göreceğim. Onu orada öyle bırakıp gideceğim ha. Hiç zannetmiyorum yani. Serçe merçe değilim ben. Ya Şadiye, şu güzelliğine bir bak. Şu güzelliğine bir bak. Onca şeyin içinden çiçek gibi çıkmışsın. Gözlerin hala çocuk gibi bakıyor ya. Kusura bakma ama ben senin daha fazla kendini hırpalamana izin vermem. Kusura bakma. Hani yanlış da anlama da. Yani ya da anlayacaksan da anla yani. İnsan senin kadar güzelse her halde hakkı vardır. O kadar. Ya şey şimdi Ali abi yani sen böyle beni eğlendirmek için falan söylüyorsun. Çok sağ ol da zaten insanlıktan çıkmışım ben yani. Ne güzellik mi kalmış ne? Öyle deme. Öyle deme. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.